GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasaları incelediğimizde yoğun olarak Avrupa Merkez Bankası ile ilgili gelişmeler ve Çin gündeminin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Öncelikle burada Çin'le ilgili gelişmelerin hala piyasanın gündeminde olduğunu söylemekte fayda var. Etkisini daha az hissettirse de gün içerisinde yine de özellikle Avrupa piyasalarındaki negatif seyir üzerinde etkili başlıklardan birisi durumundaydı. Burada günün başlangıç aşamasından itibaren inceleyecek olursak Asya piyasalarında kayıpların ivme kaybı yaşadığını söyleyebiliriz. Burada Şangay borsasında, Çin Şangay borsasında %2'ye yakın yükselişte günün sonlandığını gördük. Fakat Japon Nikkei endeksinde tam tersi bir görünüm vardı. %2,5'un üzerinde kayıplar ön plandaydı. Asya'daki gelişmelere bakacak olursak özellikle para piyasasını etkileyen Avustralya ile ilgili verileri takip ettik. Burada istihdam rakamları İki aydır çok güçlü bir seyir ortaya koymuştu. Bunun ardından bir miktar zayıflama bekleniyordu istihdam piyasasında. Fakat zayıflama beklenenin altında kaldı. Yani istihdam piyasası pozitif bir performans sergiledi. Ve bu da özellikle... E Avustralya Merkez Bankası üzerindeki baskıyı kaldıran, zayıflatan unsurlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Buna göre Ekim-Kasım döneminde 130 binlik istihdam artışından sonra bin kişilik bir gerileme yaşandı Aralık ayında. Ancak belirttiğimiz gibi olumlu bir sonuçtu. Beklenti 11 binlik gerileme yaşanması yöndeydi. İşsiz, i̇şsizlikte ise %5.8'lik oran değişmedi. Bu da 5.9'a yükselmesi bekleniyordu. Fakat Avustralya doları gün içerisinde hem Çin'e yönelik endişeler hem de emtia piyasasında devam eden baskının etkisiyle birlikte özellikle ABD doları karşısında zayıf bir görünüm sergiledi. Diğer taraftan gün içerisinde özellikle günün başlangıç aşamasında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yaşanan patlamalar da terör saldırıları da, saldırılarda gündeme etkileyen ana başlıklar arasında yerini aldı. Avrupa tarafına geçecek olursak burada özellikle Avrupa Merkez Bankası üye görüşleriyle birlikte Euro'nun yön arayışında olduğunu gördük gün içerisinde burada öncelikle üyelerin mevcut politikalar için daha fazla zaman görülmesi zaman tanınması gerektiğini etkilerinin görülmesi için bu tür görüşlerle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın yeni politika adımları atmayacağı düşüncesiyle Euro'da sert değer kazanımları gördük. Ardındansa toplantı tutanaklarında burada ekonomik risklerin varlığından söz edilince tekrar aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Çünkü burada Avrupa Merkez Bankası'nın yeni adımlar, teşvik adımları atabileceğine yönelik beklentiler tekrar ön plana çıktı ve euro da yukarı yönlü sonrasında aşağı yönlü hareketler etkili oldu ki bu da hem dolar endeksinde, dolar endeksinin arkasından da birçok varlık fiyatında etkisini hissettirdi diyebiliriz. Avrupa endekslerinde de bu tür hareketler gözlemlendi. Fakat genel olarak yönün aşağı yönlü olduğunu ifade edebiliriz. Negatif baskının etkili olduğunu gördük. %2'ye yakın kayıplar söz konusu. Özellikle Almanya ve Fransa endekslerinde İngiltere'de ise %1'i biraz aşan kayıpların ön planda olduğunu görüyoruz kapanış öncesinde. İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası beyanatı takip edildi burada beklendiği üzere herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi İngiltere Merkez Bankası fakat Sterlin'de oldukça hareketli arttıran bir seyir söz konusu oldu buradan da Almanya'ya geçecek olursak büyüme rakamını takip ettik 2015 büyümesi beklentiye paralel bir şekilde %1.7 olarak gerçekleşti bu da son 4 yılın en güçlü büyümesini göstermiş oldu ABD tarafına geçecek olursak burada özellikle piyasa açılışı öncesi vadeli işlemlerde borsalarda karışık bir seyir bekleniyordu. Bundan sonra ise her ne kadar aşağı yönlü bir açılış gerçekleşse de şu anda %1 ortalama ile birlikte günü yükselişle sürdürdüğünü ifade edebiliriz ABD endekslerinin. Burada gündem çok daha yoğun özellikle hem makro gelişmeler etkisini hissettirirken bir yandan da ABD'de bilanço sezonu takip ediliyor. Bugün önemli finans şirketlerinden JP Morgan'ın açıklamaları vardı ki genel olarak bilanço rakamlarının pozitif seyir gösterdiğini de ifade edebiliriz. Saat 3.30'da açıklanan verilerde ise istihdam taleplerini izledik. 284 binlik bir artış olduğunu gördük. Beklenti 275 binde. Her ne kadar olumsuz bir rakam karşımıza çıksa da burada hala istihdam piyasasındaki güçlü seyrin korunduğuna ilişkin inancın devam ettiğini söyleyebiliriz. Günün diğer önemli gelişmelerinden birisi ise St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın açıklamalarıydı petroldeki düşüşle birlikte enflasyon hedefine yakınlaşmanın zorlaştığını ifade eden Bullard, Avrupa Merkez Bankası ve FED arasındaki para politikası ayrışmasının yeteri kadar fiyatlandığını bu nedenle de 2016'da dolarda çok fazla değerlenme beklemediğini ifade etti. Çünkü bunun bu ayrışmanın artık fiyatlamalara dahil olduğunu söylemiş oldu. ABD piyasalarında belirttiğimiz gibi yukarı yönlü yönün yukarı yönlü hareketlerin hakimiyeti de ön plandaydı. Yurt içine bakacak olursak burada kurlar özellikle günün ilk aşamasında sert yükselişler sergilemişti. Euro Türk Lirasında 3.33'lere kadar yaklaşıldığını gördük. Dolar Türk Lirası'nda 3.04'ün üzerini gördük gün içerisinde. Fakat sonrasında aşağı yönlü hareketlerle birlikte günün başlangıç seviyelerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Burada Euro Türk Lirası 3.29'larda şu an için hareketlerini sürdürürken dolar Türk lirası da 3.02.40'larda seyrini koruyor. Biz düz endeksine baktığımızda ise kapanışa yaklaşırken 71.940 puanda %0.78'lik bir düşüş görüyoruz ki gün içerisinde çok daha aşağılarda hareketler takip etmiştik. Bir toparlanma yaşandığını da söylemekte fayda var. Emtia fiyatlarına da hemen göz atacak olursak burada altının kayıp yaşadığını görüyoruz. %1'e yakın düşüşlerin ön planda olduğunu görüyoruz günlük bazda. Ons fiyatı 1082 doların hemen üzerinde hareketlerini sürdürüyor. ABD tipi ham petrolde bir toparlanma yaşandığını görüyoruz burada. ve şu sıralarda 31 lerde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Haftanın en dip seviyelerini test etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı petrol fiyatı ve yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmiş oldu. Brent tipi ham petrole baktığımızda ise 30-55 civarlarında hareketlerini sürdürüyor ve burada ayrışmaya baktığımızda özellikle Brent petrolün neredeyse 1 dolar altta hareket ettiğini görüyoruz. ABD tipi ham petrole göre bu da dikkat çekici gelişmelerden biri olarak karşımıza çıktı. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.